Hazreti Ömer radıyallahu anhu halifedir. Bir cuma günüdür. Güzel elbiselerini giymiş. Mescid-i Nebevi'ye gidecek, hutbe verecek. Onun hazırlığıdır. Cuma müminlerin bayramı. Bu olayı Abdullah İbni Abbas anlatıyor. Diyor ki Hazreti Ömer babamın evinin önünden geçti. Evin çatısına konulan yağmur olukları vardır. Olukları bilirsiniz. Diyor ki o oluğun altından geçti. Babamın evinin önünden, yani Hazreti Abbas'ın evinin önünden geçerken oluğun altında geçti. Ama damın üstünde iki tane tavuk kesmişler. Hani tavuk kesince de hani suyla o kanı aşağı akıtıyorlar. Hazreti Ömer de oradan geçerken o daha önce kesilmiş olan tavuğun kanı Hazreti Ömer'in elbisesi üzerine geliyor. Hazreti Ömer diyor ki insanlara eziyet veren, cefa veren, yolları üzerine sıkıntı kuran bu tür şeyleri niye kuruyorsunuz buraya diyor. Kaldırın diyor. Halife emrediyor. Kaldırıyorlar. Gidiyor eve. Üstünü değişiyor. Başka bir elbise giyiyor. Geliyor. Mescid-i Nebevi'de Hazreti Ömer radıyallahu anh'u hutbeyi veriyor. Hutbeyi verirken Hazreti Ömer'dir bu. Onda biraz celallik vardır. Ve bu konuya da değiniyor. İnsanlara eziyet veren, onlara sıkıntı çıkaran, onların yolları üzerindeki bir takım şeyleri kaldırın ve ben de kaldırdım diyor. Olayı da anlatıyor. Hazreti Abbas da o cuma hutbesindedir, sesine yetmiyor. Peygamber Efendimiz'in amcası. Hutbe bitiyor. Bittikten sonra geliyor Hazreti Ömer'in yanına. Ey Ömer diyor. O oluğu Resulullah oraya koymuştu. Öyle deyince imanına kurban olduğum Hazreti Ömer bitiyor. Tutuyor elinde, ey Abbas gel. Koştura koştura geliyor evin önüne. Giymiş ya yeni elbiseyi. Abbas bas benim omuzuma, bas. Bas omuzuma ve o oğlunun yerine koy. Peygamberin yerine koyduğu hiçbir şeyi biz değiştirmeyeceğiz. Hiçbir şeyi çıkarmayacağız diyor Ömer radıyallahu anh. Allah aşkına bizim halimize bak. Peygamberin yerine koyduğu bir yağmur oğlunu bile değiştirmeye kıyamamış abi. Peygamberin sünnetini tamamen terk eden. Ona verilen kitapla alakası olmayan, ona verilen hikmetten uzak, ona verilen mizanı terk eden, adaleti terk eden, ona verilen nuru terk eden, o kitapla beraber indirilmiş olan nurun ışığıyla olaylara bakışı sünneti terk eden insanları kendine örnek, önder ve rehber edinmiş ümmetin çocukları. Ya Rabbi uyandır bu ümmetin çocuklarını ve bizleri de buna vesile kıl inşallah.